Güzel, iyi bir kamp dönemi geçirdi aslında Trabzonspor ama son hazırlık karşılaşmasında Abdullah Avcı normalde çok eleştirmez oyuncularını ama bayağı bir eleştirdi ve gözdağı vermişti. Nasıl değerlendirirsiniz Trabzonspor'un kamp dönemini ve sonrasında tabii diğer takımlara geçelim sırayla. Abdullah Hoca'nın üzerinde büyük baskı var. O baskının dönem dönem bu tür eleştirilere de yol açmasını gayet doğal karşılamak lazım. Çünkü geçen senenin haklı şampiyonu bu sezon istediği performansı, oyunu ortaya koyamamış. O sonuçları alamamıştı. Abdullah Hoca da sürekli Kasım ayına işaret etmişti. Tabii Dünya Kupası arasındaki bu hazırlıklardan beklentileri büyüktü. Bence olumlu diyebileceğimiz birçok çalışmayı yapmış olmasına rağmen futbolcuların bir kısmından beklediği özveriyi görememiş olmak onu son derece rahatsız etti. Teknik direktörler bazen takımla karşılıklı yüz yüze bu konuları konuşmayı uygun görürken bu konuşmalardan istenen sonucu alamadıklarında medya üzerinden de bu tür uyarıları yapma ihtiyacı hissederler. Abdullah Hoca'nın niyetini biliyoruz. Gerçekten halis, futbolcuların takımın iyiliğini düşünüyor. Ama medya üzerinden bu uyarıları yapmasını da ben kendi adıma doğal karşılıyorum. Lig henüz başlamadı. Ben Trabzonlu futbolcuların da lig başladığı andan itibaren ki çok önemli bir Fenerbahçe maçıyla başlayacaklar. Bu özveride bulunup bıraktıkları yerin ilerisinde olacaklarına inanıyorum. Peki oradan hemen Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birlikte değerlendirelim isterseniz. Fenerbahçe gerçekten etkili bir kamp dönemi geçirdi. Hazırlık maçlarının hepsini kazandı. Yine gol katkısı da oldukça fazlaydı. Galatasaray cephesinde de aslında skor anlamında hazırlık maçlarında geri kaldılar ama onlar da birçok genç oyuncu kazandı. Bu iki takımı nasıl değerlendirebiliriz? Şartlar eşitlendi diyebiliriz. Milli araya, Dünya Kupası arasına Galatasaray moralman önde girmişti. Fenerbahçe son Giresun maçını kaybetmiş olmanın üzüntüsü dezavantajıyla biraz buruk da başlamış olsa tamamıyla lig temposunda havasında oynanan hazırlık maçlarının tamamını kazanarak hem futbolcular tekrar kendilerine olan güvenlerini kazandılar hem de camiaya büyük güven verdiler. Fenerbahçe 2 puan farkla lider. O yüzden lider olmanın avantajıyla Trabzon'a gidecek. Galatasaray'da da beklenmeyen sakatlıklar bazen sizin karşılaştığınız bir gerçek futbolda. Özellikle Icardi'nin sakatlığı Galatasaray'ı olumsuz yönde çok etkiledi. İlk maçlarda izinli olan futbolcuların, sakat olan futbolcuların çokluğu Galatasaray'ın biraz daha fazla gençlerle oynamasına yol açtı ki bu da beraberinde istenmeyen sonuçları getirdi. Ama son oynanan Toulouse maçında da şunu net gördük. Galatasaray'ın 11'i kadrosu tamamlandıkça oyun kalitesinde büyük bir artış var ve sonuçlar da pozitif oldu. Olmaya da devam edecek. Galatasaray o avantajını belki tam koruyamamış olsa bile şampiyonluk yarışında var olacağını hem takım kendi hem teknik direktör Okan Buruk hem de camia çok iyi biliyorlar. Çok keyifli bir yarış izleyeceğiz Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Kesinlikle. Bir de Beşiktaş'a da değinelim. Onlar da iyi bir kamp dönemi geçirdi. Tabii iki önemli oyuncusu özellikle Weghorst ve Saiss'in Dünya Kupası'ndaki performansları oldukça beğenilmişti. Onlar kampın büyük bir bölümünde yoktu. Hatta neredeyse hepsinde yoktu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Buna devam edelim. İki futbolcudan başlayacak olursak Weghorst bence Dünya Kupası'nda çok kısa bir süre içinde harika işler yaptı. Çok moralli geri dönüyor. Ama Saiss'in sakatlığı hem kendisini hem de takımı başta Şenol Hoca olmak üzere bütün Beşiktaşları çok üzdü. Temenni ediyoruz bir an önce de Saiss oynayabilecek durumda olsun ve oynamaya devam etsin. Çünkü Beşiktaş'ın özellikle defansta ona çok ihtiyacı var. Şenol Hoca geldiği andan itibaren kendi oyun anlayışını oturtma adına büyük bir özveriyle çalışıyor. Ama futbolcuların bir kısmının üst düzey form seviyesinde olmaması, bir kısmının yani gelecekleriyle ilgili soru işaretlerinin olması Şenol Hoca'yı zorlayan konuların başında geldi. Takıma tabii ki takviye lazım ama takviye konusunda hem kulübün ekonomik durumu buna çok izin vermiyor. Hem de Şenol Hoca o döneme kadar 4 tane lig maçı oynamak zorunda. Bunlar Beşiktaş'ı zorluyor. Bence bu araya en dezavantajlı giren Beşiktaş'tı. Çünkü sıfırdan başlayan bir takım hüviyetindeydi. Ama Şenol Hoca'nın bilgisi, donanımı, tecrübesi ve Beşiktaşlıların
o Beşiktaşlık ruhuyla takımlarına sahip çıkması bu zorlu süreci atlatmalarına yardımcı olacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii Beşiktaş'ta en merak edilen konulardan biri Ocak ayındaki transferde neler olacağı. Çünkü Şenol Güneş takımı kurmadı ve takımı en iyi seviyeye çekmeye çalışıyor. Acaba onun isteğiyle ve onun görüşüyle hangi bölgelere çoğunlukla transfer yapılabilir? Özellikle ilk 14 haftada savunma anlamında çok eksik kalmıştı Beşiktaş. Bence de savunma Beşiktaş'ta öncelikli. Şenol Hoca belki Abdullah Hoca gibi bazen medya üzerinden bazı mesajlar verip futbolculardan ne beklediğini anlatmış olsa bile artık bir gerçek şu, çok fazla değişiklik olmayacak Beşiktaş'ta. Stoper konusu Beşiktaş'ın belki de birinci önceliği ama son dönemde bence biraz da gereksiz olan bir sağ bek, sol bek, bir Rozier, Masuaku konusu gündeme geldi. Şenol Hoca bütün futbolcularına 3 adım attı. O söylediği siz bana bir adım atın ben size 3 adım atarım diye konuşan Şenol Hoca o adımı görmeden bile bütün futbolcularına o derece olumlu yaklaştı. Başta Delali olmak üzere orta sahada da büyük beklentiler var. Ama ben Beşiktaş'ı hücum hattında yeterli görüyorum. Eğer defansa yapılan takviyelerle, yapılacak takviyelerle ve Şenol Hoca'nın da oyunu geliştirmesiyle biraz daha güvenli oynayan bir Beşiktaş defansı görürsek, ofansif yönde Şenol Hoca takıma büyük bir zenginlik katacaktır. Peki şimdi kamp dönemlerini değerlendirmişken 15. haftaya bir geçiş yapalım istiyorum. Çünkü bir karşılaşmayı çok bekliyoruz hepimiz. 22 Aralık günü saat 19'da Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şimdi bu kamp dönemlere ve son haftalara baktığımızda hangi takımı daha üstün görüyorsunuz? Özellikle Trabzon-Fenerbahçe maçlarının sonucunu tahmin etmek gerçekten zor. Yani ben de Trabzon'da görev yaptım. Fenerbahçe maçı da oynadık. Oradaki hava bambaşkadır. Ben Trabzonspor için bu maçı gerçekten bir şans olarak değerlendiriyorum. Maçın kazanılması halinde Trabzon'da sanki ilk yarının veya ilk dönemin olumsuz performansı yokmuş gibi hem takım hem camia kenetlenecek. 6 puan fark olmasına rağmen şu an için arada o puan farkı 3'e düşecek. Trabzonspor otomatikman şampiyon adaylarından biri konumuna gelecek. O yüzden çok önemli. Trabzon'un her takımı içeride yenme şansı mevcut. Böyle bir kadrosu, böyle bir gücü Trabzon'un var. Ama Fenerbahçe'de yine bu hazırlık döneminde dolu dizgin gelen performansıyla ben Trabzon'a lider gidiyorum, lider döneceğim mesajını net bir şekilde veriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kaybetmesi ve bir gün sonra oynanacak Galatasaray'ın İstanbulspor maçını kazanmasıyla liderlik el de değiştirebilir. O yüzden sadece Trabzon ve Fenerbahçe için değil, bence Galatasaray için de bir o kadar önemli bir maç. Hatta lige katılacak heyecan açısından da bütün futbol severleri çok yakından ilgilendiren bir maç. Temenni ediyoruz. Kaliteli geçsin, keyifli geçsin ve hak eden kazansın.